geldiniz. Bugün 14. programdayız. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü son programımızda yaptıktan sonra 20 Haziran'dan itibaren Başkent Tiyatroları çatısı altında sizlerle yazarlık atölyelerinde tekrar buluşmayı bekliyoruz fiziksel ortamlarda, sınıflarda ve gruplandırmalar şeklinde size bunların ayrıntılarını paylaşacağız. Onunla beraber artık birebir etkileşim haline girebildiğimiz, soru cevap şeklinde ilerleyebildiğimiz atölyelerimiz fiziksel ortamda sosyal mesafe kurallarını uygulayarak devam edecek. Yine bu süreçte online yazarlık atölyesi sürecinde sizlerden gelen maillere Cevaplar verdik yorumlara elimizden geldiğince cevaplar verdik e, vermeye de çalışacağız hı hı. daha e, bunun üzerinden. Bu sürecin sonunda hani en başında da söylediğimiz bir eser ortaya çıkarma konusunda biraz çalışmalarımızı sıkılaştırmak da gerekiyor. Hı hı. Evet hani bir yeni normal tanımı var. İşte bazı işletmelere bazı çalışma izinleri verildi. Hani bu süreçte biraz kafamız dağılıyor olabilir. Hani biz de hani evde kalanlar, kalamayanlar herkes bir pandemide bir psikolojik bir süreç geçirdi. Ama bu süreçte biz yine yazmakla ilgilenenler olarak kağıtlarımızın, kalemlerimizin başında biraz daha sıkışık bir şekilde olmalı çünkü online'ı takip edebilecek online atölyeyi takip edebilecek izleyicilerimiz için son 3 program diyebiliriz şimdilik Evet. Ee, peki burada yazarlık atölyelerimizde neler yapacağız biraz ondan bahsedelim Hı -hı. istiyorum ee, iki farklı yazarlık atölyemiz olacak yine Ozan ve ben devam edeceğiz ama bu sefer beraber değil ayrı ayrı sınıflarda devam edeceğiz ee, atölyelerimizden birisi yine dramatik yazarlık olacak ee, İkincisi de ...yazınsal türler üzerine olacak. Sizlerden bu atölyeye katılmak için... ...kısa özgeçmişlerinizi ve hangi atölyeye katılmak istediğinizi... ...belirten maillerinizi... ...bizim yazarlık atölyesi adresimize göndermenizi rica ediyoruz. Saatleri de şu şekilde olacak. Salı ve Perşembe günleri dramatik yazarlık atölyesi olacak. Özellikle çalışanlar için saati biraz daha geç vakti almaya uygun gördük. 19, 19 ve 21 arası olacak. Yazınsal türler atölyemizde hafta sonları, cumartesi, pazar günleri tabi burada katılımcı yoğunluğuna göre ayarlanacak sınıflarda. Saat 10 ile 12 arasında olacak. Dediğim gibi 20 Haziran'dan itibaren başlamasını arzu ediyoruz. Bu arada da sizden maillerinizi bekliyoruz. Neşe abla hani çok güzel anlattı. Bu süreçte zaten duyurularımızı da Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden takip edebiliyor olacaksınız. Biz 14. programda yine yönetmenimiz Onur Kabay'ın yönetmenliğinde 3 programlar olduğu gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları sahnesinden neler öğrendik üzerine bir ikinci program böyle bir derleme toparlama biraz daha teknik ayrıntıların haricinde biraz daha sohbet havasına tekrar getirip böyle bir toparlayalım acaba aklımızda kalan sorular oldu mu sizin cevaplanma istediğiniz ve e, cevabını bulamadığınız sorular varsa lütfen yorum bölümüne bırakmayı unutmayın. Biz onları cevaplandıracağız. E, Neşe ablacığım neler öğrendik iki şeklinde. E, <laughs> Daha doğrusu neler konuştuk evet, aslında. Neler konuştuk. Hani gelen dönüşlerden de aslında <laughs> evet. bu bunların bazı öğretileri de dönüştüğünü de evet. görebiliriz. Bu da çok e, keyifli oluyor. Diyaloglarda, öykülerde, <laughs> farklı tarzlarda e, yazarlık biçimlerinin yazar e, karakterlerinin ortaya çıktığı ve bunun görüldüğü gerçekten ortada hani karşılıklı olarak dolayısıyla bunlar üzerinden bir hani sohbeti başlatabiliriz galiba biz neler konuştuk bir tanesini hatırlayalım dizilerle ilgili konuştuk hı hı. televizyona yazı yazmanın zorlukları üzerine konuştuk hı hı. şu an gündemde olan ya da işte geçmişten bugüne hatırladığımız dizilerin özelliklerinden biraz bahsettik. Şu an evet e, dizi süreleri çok uzun olabilir ama buna rağmen çok da iyi e, kaliteli yapımların çıktığını da biliyoruz. E, dizi, dizilerde e, şeyi de belirttik. E, dizi, diziler mekanlara göre e, karakterlere göre e, gruplara ayrılabiliyor. Mesela işte dedik ki mekanın değişmediği ama her bölüm farklı olayların başlayıp bittiği aynı karakterler üzerinden ilerleyen diziler var işte doktorları örnek verdik hı hı. Çiçek, çiçek taksi galiba örnek verdik hı hı. başka aklına gelen var mı e, düşününce e, çocuklar duymasın vardı hı hı. sayabiliyorsak aynı kategoride sonra bir orada bir kafa karışıklığı oldu da beni tekrar tekrar çekmeler <laughs> e, aklıma gelenler bunlar şimdilik yine belli bir omurga bir öykü üzerinden ilerleyip ee, aynı karakterlerle işte onların yaşadıkları olaylar, yan olaylarla ilerleyen diziler var. Mesela hı hı. işte Asmalı Konak, hı hı. İkinci Bahar başka aklına gelen var mı? Ee, iki... Niye eskilerden hep aklıma evet, geliyor. Evet, <laughs> yani eskilerden şöyle aslında hı hı. Şöyle küçük bir parantez açmak gerekirse ben e çocukluğumdan beri böyle hani televizyonla ilk karşılaşmam hı hı. ve dizi izleme refleksini gösterme Böyle ilginç işte böyle mi olacaktı gibi bazı <laughs> E, hayata dair böyle her şeyin kötüye gideceğini, bir şekilde e, bütün umutların hı hı. yıkılacağını söyleyen dizileri hı hı. izliyordum bir şekilde hani çocukken. Onlar denk geliyordu. Daha sonra işte ikinci Bahar, Yılan Hikayesi, Asmalı Konak gibi daha e, farklı dramatik yapısı olan mahallenin muhtarlarını mesela ben hala çok seviyorum. Hatta çocukken e, şeyi çok sorardım yani orada bir maymun vardı, çaydanlık. Ve çaydanlık hani ben... Çaydanlı oyuncu sanıyordum yani ve nasıl oynuyor diyor ve aynı zamanda oyuncuların o işlerden para kazandıklarını öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Çünkü ben sanıyordum ki ben evdeyim bir çocuğum işte 8-9 yaşında bir çocuğum ve bazı ablalar abiler amcalar teyzeler işte Ozan sıkılmasın diye bir araya geliyorlar bir yazar bir şeyler yazıyor ve onlar oynuyorlarmış gibi böyle bir mutlulukla. Yani teşekkür etmek isterdim onlara. Dolayısıyla çaydanlığa çok kafayı takardım. Sonra hayat biraz ilerledikçe o işlerin öyle olmadığını anladıktan sonra tabii ki bir hüzün oldu. Söylediğimi hatırlamıyorum. Yani ikinci bahar mahallenin muhtarları gibi bizim anlatı geleneğimizden, öykü geleneğimizden beslenen ve o mahalle hikayesi dediğim sen çok böyle yabancı olmadan böyle bu nasıl bir dünya sorusunu sormadan işte özellikle günümüzde bazı böyle çok acayip lüks daireler çok acayip hikayelerin dikkatine ihtiyaç duymadan böyle kendi kendimize kendimizi bırakıp baya hayattan parçalar hayattan durumlar Tabii. görebileceğimiz dizileri çok izlerdim ben Tabii ben biraz daha eskilerden örnek hı hı. vermek zorunda kalacağım buyursun abi <laughs> Gülşen abi mesela. <laughs> benim Ben de izledim ama Gülşen abi. Öyle mi? Perihan abla? Perihan ablayı da izledim. İyi, çok şükür. <gülüyor> <Bugün> <gülüyor> hissettim. Yani bizim evin halleri Tepe İstanbul 7 evet. numara. hani e, Engin Alkan da hocamdır ama Hı -hı. ben uzun süre hani e, izlerse de canım sağ olsun. Ben uzun süre Engin hocayla e, oradaki Vahit emmi Hı -hı. E, ilk başta konuşurken hep böyle bir Zalua demesini bekliyordum kötü bir taklitli ama canım sağ olsun bekliyordum ama böyle çok içimizi sinen ya hayata dair bize çok gerçekçi bir şeyler anlatan güzel diziler vardı fakat sektörleşmeyle beraber özellikle farklı kıtalara Hı -hı. satımlarla beraber Hı -hı. bayağı aslında biraz tırnak içinde birkaç tırnak içinde canavarlaşan ve sertleşen bir dizi sektöründen bahsedebiliyoruz aslında tabii ki iyi yapımlarda Hı -hı ortaya çıkıyor. İşte jenerasyonu yakalamaya çalışan, hep bahsettiğimiz döne döne konuştuğumuz hedef kitle konusunda evet. e, kendi konjonktürünü belirleyebilen <laughs> yapımlar olmasına rağmen ilerleyen süreçte gelen reaksiyonlara göre değişen dönüşen, iddiasını karşılayamayan daha sonrasında e, yeni yolda yeni iddialar bulmak zorunda kalan, bunu yalnızca ticari e, <laughs> mantıklar adına yapmak zorunda kalan ve e, bu sanatsal kaygıyı hikaye anlatımını kenara atan yapımlarda izliyoruz. Genelde hepsine Hı -hı. bakmaya çalışıyorum yani ablacığım. Eski, yeni, hiç fark etmeden. Ben de iyi bir dizi takipçisi olduğumu söyleyebilirim. Hı -hı. En azından bir bölümde genel olarak karakterlerin kim olduğunu, öykünün ne olduğunu anlamaya çalışırım. Hı -hı. Yani Özellikle bizim gibi farklı alanlarda çalışan insanlar için bunun da gerekli olduğunu düşünüyorum Kesinlikle. her şeyden önce. Konuştuğumuz şeylerden biri diziyle ilgili söylediğim bir şey vardı Dizinin bu günümüz dizilerin atası sessiz sinema döneminden <laughs> geliyor demiştim. <laughs> ee, orada 15, her hafta 15 dakikalık bölümler çekilip işte iyiler ve kötülerin çatışması ön planda olan serilerde bunlar. İşte en heyecanlı noktada kesilip bir sonraki hafta işte Kadın ölecek mi? Tren raylarının altında kalacak mı? Adamı ayım yiyecek? Ne olacak? <laughs> Seyirciler bunu beklerlerdi. Ee, geçmişten günümüze biraz da bir şey fark ediyor, değil mi? Eskiden e, daha altı kalın çizgili siyahlar ve beyazlar işte hı hı. bir karakter ya kötüdür ya iyidir anlayışı hı hı. zaman içinde de değişti ve insanın gri tarafları da ortaya çıkmaya başladı. O açıdan <laughs> baktığımızda da. Ee, karakter çeşitliliği e, çok sevindirici bir boyutta aslında. Sadece iyiler ve kötüler yok artık. Yani e, mesela fantastik dizilerde evet bu ayrım daha fazla ama dramlara baktığımızda e, o çerçeve biraz daha artık Genişledi. Evet hani bu konuda yani bu karakterler üzerine National Geographic bir sayısında Türkiye'de diziler bölümü vardı hani onu arşivden <laughs> bulabilenler lütfen okusun çok ilginç bir kaynaktır. Ben bu karakter üzerine çok düşünürken <laughs> bir şekilde hani tarihsel okumalar yapmaya çalışırken bir şekilde mesela Fransız devrimine şu küçük bir değinmek isterim hani oraya çünkü çarpan bir durum var. Hı -hı. Orada işte 1789 işte Fransız İhtilali'nde hani bütün dünyayı etkileyen bir durum. Hani tarihsel olarak o kadar geriye gittiğimiz zaman şey görebiliyoruz. Yani bazı toplumsal sınıfların birbiriyle çarpışması Hı -hı. ve o çarpışmadan sonra sosyolojik ve psikolojik bir tartışmadan bahsediyorum. Ya yani bu atölyenin konusu Hı -hı. olarak. o çarpışmayla beraber yeni türlerin ortaya çıkması mesela işte bazı göstergelerin birbirine karışması işte hani soyludur hı hı. ve işte köledir şeklindeki ayrımların ortadan kalkması aslında bizim karakter yapısını düşünmemizi çok hızlandıran bir şey. Daha geçmişe gittiğimiz zaman işte antik Yunan'da da hani Asikilos, Sofokles, Örpides arasında hani Örpides'in daha yani günümüzdeki karakterin ilk bir Atası evet. olduğu söylenir. Çünkü o karakterlerin daha halktan, hı. daha böyle e, tanrısal hı hı. karakterler, tırnak içinde tanrısal karakterlerden ziyade daha gündelik konuşabilen, daha gündelik sorunlarla uğraşabilen kişilerdir karakterleri seçerek aslında günümüzde karakter kavramını bu zamana kadar o getirinin ilk Hı -hı. ışığını yakmıştır hani günümüzde özellikle bu karakterlerin birbirine geçişi yani bizim örneğin bir kıyafetten Hı -hı. kullanılan bir markadan yaşanılan bir evden Hı -hı. telaffuzdaki bir durumdan dolayı insanlara karşı geliştirdiğimiz hızlı tanıma e, mekanizmaları hı. aslında çok gündelik hayatta da çok aslında zararlı ve sorunlu bir şey olduğu için hı hı. bu birbirine geçme ve işte artık şehirlerde yaşanması kozmopolit kültürlerin oluşması bu kültürlerin iç içeliği aslında dizilerdeki karakterlere de yansıyor. Hı hı. Yani biz bir karaktere baktığımız zaman yalnızca hı hı. işte ait olduğu kültürel grup ki yani globalleşen dünyada öyle keskin çizgilerle hı hı. devam eden e, yapay ya da doğal aristokrasiler de yok. Çarpışa çarpışa biz bir karakterin birçok alanını görebiliyoruz. Çünkü birçok parametreyle hı hı. o karakter kendini var ettiği için bu karakterler arasında da biz artık senin dediğin gibi Neşe gri yerler, flu hı hı. yerler görebiliyoruz. E, çünkü biz de e, tabii ki yani bunu tırnak içinde söylüyorum ama aslında biz de griyiz yaşamda. Hı. Zaman zaman yanılabiliyoruz, öfkemize yenik düşüyoruz, işte yanlış kararlar veriyoruz. O karardan dönme yolları arıyoruz. Hı. Ee, belki istemeden de olsa birine zarar verebiliyoruz. Yani kalbini kırabiliyoruz ya da ne bileyim işini yapmasına Hı. engel olabiliyoruz. Hı. Gibi Hı. gibi hayatımızda bir sürü gri alan var. Bunun sinemada işte tiyatroda ya da dizilerde olmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü şeye baktığınızda e, eski filmlere işte dizilere baktığınızda çok net değil mi? Kötüyse kötüdür. Sonuna hı. kadar kötülük yapar. Hı hı. Niye? Mr. Jekyll ve Mr. Hyde. Evet. Da mesela hani iyi ve kötü karakterlerin aslında hani Yin Yang felsefesinde diyebiliriz. Yani bir karakterin aslında yine bir şekilde her konuşmamız, hı hı. hani bu 14 bölümdür de hı hı. E, takipçilerimiz e, şeyi fark etmiştin. Yani bir şekilde gelip dayandığımız hı hı. her nokta karakter Tabii. oluyor. Çünkü bizim inandırıcı bulmadığımız veya izlerken Yakınlık hissetmediğimiz, yakınlıktan kastım da bizim gibi düşünmesi anlamında değil. Hı hı. Onun verdiği kararların gerçekliğine, onun içinde bulunduğu durumların organikliğine, onun etrafında kurulan dünyanın inandırıcılığına biz inanmadığımız hı hı. zaman, yabancılaştığımız zaman zaten izlediğimiz bir şey tiyatroda olsa, sinema hı hı. da olsa sonuçta sanat hani tam olarak böyle bir kabın içine konulabilen hı hı. somut ulaştırılabilen bir şey olsa da somut bir şey olmadığı için kafa karışıklığına hı hı. gidiyor aslında ve bir yandan da gereksizleşmeye başlıyor. O ki hayatla yani hayatın bir yansıması oluşuyor ya da başka kuramlarda başka yerlerde çekilebilir ama her zaman hayattan başlayan sanat. Çünkü hikayeler, postürler, hı hı. duruş biçimleri, diyalog biçimleri, kullanılan kelimeler bunların hepsi hayatın bize verdiği bilgiler, kendi kendimize ürettiğimiz bilgiler değil aslında. Dolayısıyla burada da Neşe abla senin dediğin gibi karakterin e, griliği aslında Hı -hı. yani işte bence şu şöyledir, bence bu böyledir e, diyen bir karakterle zaten gündelik hayatta da tartışmak çok zorlaşır. Evet. O tartışmayı da direkt bizim yazdığımız hikayelerdeki çatışmaya bağlayabiliriz. Hı -hı. Yani bir karakter gerçekten kafası karışmıyorsa bir karakter gerçekten düzenli bozmuyorsa yani düzenli bozmaktan kastım sadece evde yaşayan bir karakterin içi karakterin bir senaryoda yer alabilmesi için o eve birinin gelmesi gerekir ama o karakter işte dağın başında yaşayan kendi hı hı. E, ne bir ev kurmuş ve orada yaşayan bir karakterin şimdi bir şey yaşama hı hı. olasılığı tabii ki şehirde olan çok işlek bir caddede yaşayan birinin bir şeyler yaşama ihtimalinden daha azdır. Çünkü sokağa çıktığınız anda işte ekmek almaya giderken bile işte ortalama 200 metrelik bir mesafe düşünelim. Muhtemelen böyle yoğun işte prime time'da muhtemelen bir 100 kişiyle denk geliyorsunuzdur. 100 farklı karakter, 100 farklı öykü, 100 farklı geçmiş, 100 farklı aile, 100 farklı maddi durum, 100 farklı acı, duygu durumu, mutluluk her neyse onların arasından biz ekmek almaya gitmeye çalışıyoruz ve kime hangi anda çarpacağımız hiç belli değil. İhtimaller için sokaklar vardır <laughs> diyeyim. Ve bu inandırıcılığı sağlamak için de hep söylediğimiz bir şey var. Sebep sonuç ilişkisi içinde bu karakterleri çok iyi temellendirmek <laughs> lazım. İşte az önce dedim ya yani hep kötülük yapıyor neden? ya yani Patetik bir karakter mi? Yani Doğuştan kötü, hasta Hı -hı. İşte e, sorunları olan bir karakter ve neden oldu? Yani Hı -hı. bunun olmasında bir sebep var mı yoksa sadece öyle miydi? Sadece sadece öyleyse bile bunu göstermenin yollarını aramak. Hı -hı. Hı -hı. Yani seyirci şunu söyleyebilmeli işte. Mesela az önce şeyi konuştuk ya, program öncesi Dexter'ı konuştuk. Hı -hı. Ondan sonra hani Dexter bu noktaya nasıl geldi? E, sonra kendini nasıl dizginledi? işte kendi eylemlerini nasıl bir kılıfa soktu. Hı hı. Ee, gibi gibi yolları göstermediğim sürece ki Dexter'ı 4 sezon mu sürdü? 5 sezon mu? Uzun uzun soluklu tabii, tabii, bir uzun, diziydi. Uzun. Ee, başka türlü seyirciyi ekrana bağlamayı beceremezdi. Sadece sadece iş olay örgüsüyle de bitmiyor. Bütün bunları anlamlı bir biçimde, işte organik hı hı. bir bütünlük içinde bir araya getirip estetize ederek e, seyirciye Sunmak bizim işimiz. Kesinlikle ve burada işte karakterin aslında ya yani bizim, bizim yazar olarak <laughs> her zaman karar verme hakkımız. <laughs> daha doğrusu her şeyi biz karar veriyoruz evet. aslında yazarken. Fakat e, yarattığımız bir karakterin bir karar alması <laughs> için ona gerekli malzemeyi biz yazdığımız <laughs> zaman işte geçmişi, <laughs> hayalleri, durumu, şu andaki ...fiziksel durumları, sorunları, iyi yanları, kötü yanları bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman o karakterin bir durum karşısında ne karar vereceğini aşağı yukarı sezebilmeye başlıyorsunuz. Hani buradan da şöyle bir soru gelebilir. E o zaman işte aynı fiziksel durumda, aynı maddi durumda, aynı yerde yaşayan herkes aynı kararları mı veriyor? Tabii ki hayır. Ama temel olarak bizim bir değerlendirme mekanizması bulabilmemiz için hayatta genel geçer olan hani ilk bölümden beri konuştum. Hani genel geçer olan nedir? Hani mesela biz e, dünyadaki bütün e, işte kökenlere ayırarak her şeye bakarak bütün ülkeleri, kıtaları her şeye bakarak mesela şeyi biliriz. Yani uykusu gelmiş bir insanın biz uykusunun geldiğini anlayabiliyoruz. Bizim insan olarak temel gösterdiğimiz refleksler neler? O genelden özele veya özelden genele yapılan yolculuklar gerçekten o insanlığın e, dramatik aksiyona geçişte o kronolojisini kurmakta çok işimize yarar. İşte genelde ne var? Ama mesela bizim genelde olan ama kültürümüzde farklı olan hı hı. E, nedir? Gibi soruları hep sormaya devam etmek gerekir. Yani tabii bir şey mesela ölüme, doğuma, işte evlenmeye karşı herkesin Herkes kendi kültüründen beslenerek hı hı. bir reaksiyon gösterir. Herkesin yaz tutma biçimi, her toplumun yaz tutma biçimi farklıdır, hı hı. ritüelleri farklıdır. Hı hı. Ee, bu İnsan önce kendi yaşadığı toplumu da iyi tanımak zorunda. Yani hı hı. yazmaya başlayan biri için bence en önemli e, tar tartışılması gereken noktalardan biri de bu, içinde hı hı. yaşadığım toplumu ne kadar tanıyorum. Hı hı hı. Sadece kendi çevremizi tanımaktan bahsetmiyorum Yani yazan bir insanın hep biz kitaptan bahsettik ama çok da iyi bir gazete okuyucusu olması gerektiğini düşünüyorum Yani içinde yaşadığım ülkede neler oluyor bu dünyada neler oluyor bir farkındalığı olması gerektiğini düşünüyorum yoksa bunların farkında olmadan, o kararlılık halini bozacak şeyi bulmakta zorluk yaşayacağı kesin. O ateşleyici sebebi bulmakta zorluk yaşayacağı kesin. kesinlikle. Bir de bu <laughs> aslında farkındalık dediğimiz şey biraz merakla beraber ortaya çıkan bir şey. Yani şu an hani bu örneği vermeyi seviyorum. Daha önce de vermişimdir muhakkak. Bir dünyanın içindeyiz <laughs> o. Dünyanın bir yaş, yaşı var. İşte bir hafta kadar oldu galiba. Bir hani ilk kez özel bir şirket uzaya astronot gönderdi. Hı hı. Hani bir 19 saat boyunca mesela o yolculuk e, hani yörüngeden işte uluslararası uzay istasyonuna e, bağlanacağı süre bir 19 saat kadar sürüyor. 19 saat boyunca işte ben evden çıktım buraya geldim. Ondan sonra işte provalar hı hı. yaptık. Hani o süreçte bir yandan benim zihnimde şey dönüyor yani şu an iki insan uzayda hı hı. yörüngede dönüyor. Yani şu anda bulunduğumuz noktadan, bulunduğumuz yerden kurduğumuz diyalogdan tanıştığımız insandan ibaret sanma gibi bir şansımız yok bizim yazan insanlar olarak. Tabii ki şey olabilir çok kapalı yerlerde çok kapalı düşünce biçimlerinin olduğu böyle bazı kültürlerde çok iyi hikayeler çıkabiliyor. Mesela hani bu kültürden beslenen bir yazar olmak için ciddi anlamda hep söylediğim, hep de söyleyeceğim söyleyeceğimiz bilgili olmak. O hı hı. bilgi kanallarını siz kendi kendinize e, bul, bulmalısınız ve hani bu süreçte hep buna devam ettirmelisiniz. Çünkü bir kitap okumak e, daha çok kitap okumamakta. Ne bilmediğinizi bilebilmek için bir şeyleri bilmeye ihtiyacımız var. Çünkü oturduğumuz yerden araştırma yapmadan işte üç tane film izlediğimiz zaman ve diğer filmleri biz yok saydığımız zaman o zaman ilerleme şansımız yok. Evet şeyi de daha önce söyledik. Bütün filmleri izleyemeyiz. Evet ama izleyebileceğimiz kadar filmi izlememiz lazım. Bu da hani bir listeye yazarmışçasına Hı -hı. değil. Sizin önünüzde Hı -hı. güvenli bir şekilde evinizden veya sinemadan başka bir taraftan izleyeceğiniz izlerken ya, duygusal ve zihinsel olarak Hı -hı. E, zaten birçok şeyden etkilenebiliyoruz hayatta ama fiziksel bütünlüğümüz hani o hayati e, tehlike yaşamadan çok güvenli bir şekilde şahit olabileceğiniz bir sürü hayat var, dinleyebileceğiniz bir sürü müzik var, bakabileceğiniz bir sürü tablo var, bakabileceğiniz bir sürü manzara var. Hı -hı. Yani sinematografi diye e, bir şey var. Sorrentino işte çok sevdiğim bir yönetmendir. İşte Büyük Güzellik hı hı. The Youth isimli filmleri. Ben bayağı manzara izler gibi hani o filmi açıp çünkü müthiş bir sinematografidir. Hani bunu da şeyden söylemiyorum. İşte bunun için bir sanat hı hı. eğitimi almaya, hı hı. bunun için sanatı akademik anlamda bir eğitim hı hı. almaya gerek yok. Yani önce zaten sanat sanat severlikle ortaya çıkmıştır. Siz hayata dair yeni yollar arıyorsanız zaten. Hı hı. o merakla beraber bilgilenmek de o bilgiden sonra yeni bir şey merak edeceksiniz tabii ama burada bazen bu sonuca ulaşmayabiliriz. Geçen hafta Neşe abla e, söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Hani bir süre cevap alamayabilirsiniz evet. bir yerlerden. Yazdığınız eser 20 yıl sonra değerlenebilir. E, bir şeyi 30 yılda yazabilirsiniz, bir şeyi 3 haftada da çıkarabilirsiniz. Hı, Bu hı. sadece sizin e, kendi zihninizden başlayarak hı hı. çıkacağınız bir e, yolculuk. E, yazmanın bir mesaisi var mı sence bilmiyorum ama ben şöyle düşünüyorum. E, Bazen. <laughs> e, tabii hayatın şimdi o kadar farklı yerlerde o kadar çok şey yapmak zorunda hı hı. kalıyoruz ki e, ne kadar disiplinle çalıştığımız da tartışılır ama birçok yazarın yazma öyküsü, yazma hikayesine de belki tanık şey okumuşsunuzdur dergilerde gazetelerde işte şimdi sosyal medyada paylaşılan işte yazar odaları falan bir sürü şey görüyorsunuzdur. Eee hepsinin ortak özelliği şu gibi geliyor bana. Hani onların hikayelerine baktığımda ciddi bir mesaisi var bu işin. Hı hı. Yöntemini Nasıl belirlerseniz belirleyin. İster ben gece 12'de otururum, sab otururum sabaha kadar işte yazarım, denerim, Hı -hı. yazar, bozarım. Ne derseniz deyin. Bir mesaisi var. Hı, Hı Öyle olduğunu okudum daha doğrusu. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben kendimden örnek verebilirim bunu. Hani evet Hı -hı. ben de mesela işte rahmet talimtenin şeyi biliyormuş. Işte, her sabah kalkıp bir sayfa dolana kadar işte Hı -hı. sayı atıyorum. Yanlış söylüyorsam da Canım sağ olsun diyebiliriz. <laughs> e canın buradaysanız sizin de canınız sağ olsun tekrar. Bu artık bizim için eğlence bir şey oldu. Teşekkür edeceğiz bu arada hani her bölümü takip ettiğiniz için. E mesela ben kendi adımı benim için çok değişkendir aslında. Yazdığım Hı -hı. şeyle alakalı bir şeydir. Bazen böyle daha trajik hikayeler yazarken daha Hı -hı. geceye daha böyle biraz karanlığa etrafımdaki herkesin ee, olabildiği kadar uyumuş olmasına, işte sosyal medyaya baktığım zaman olabildiği kadar az paylaşım ve e, hikaye görmeye falan ihtiyacım olan zamanlar olur ama daha böyle enerjik şeyler yazacağım zaman mesela ben gün ışığında daha böyle erken kalkıp işte 5-6 gibi kalkıp işte bir e, kahvemi içip ondan sonra yazmaya başlamayı severim ama mesai konusunda şöyle e, her şey antrenmanla ilgili hı hı. hayatta. Bence hani bunu, bu çok şüphe götürür e, bir şey değil. E, Antrenman dediğim şey bir kondisyon meselesi var. Mesela ben de hani direkt kişisel bir örnek verecek olursak işte okul öncesi okuma alışkanlığım hı hı. iyidir benim. Fakat belirli dönemlerde işte işin yoğun olduğu dönemlerde, şimdi mesela başkent tiyatrolarında yeni bir e, sezon açılışı planlıyoruz. Evet. Bunun için oyunlarımızın provası sürüyor Hı -hı. ve mesela bu süreçte benim okuma alışkanlığım Hı -hı. doğal olarak gidiyor. Çünkü hani o çalışmayla beraber hani o kitabı okuyacak vakit bulamıyorum bir noktada. Ama şeyi biliyorum mesela ben biraz daha kitap okumaya vakit ayırabileceğim bir zaman diliminde ilk başta çok randımanla okuyamayacağım Hı -hı. ama şeyi test ettim kendimde. Önce onu bir atmak lazım. ya yani bir tekrardan imelenmek lazım aslında. Yazmak da öyle. Ne kadar Programsız yazarsanız, ne kadar dağınık Hı. yazarsanız, zihninizi, çünkü bunun da bir biyolojik saati var. Zihninize toparlanması ve odaklanması gerektiğini bir şekilde anlatmak Hı. ve öğretmek zorundasınız. Yani çok disiplinli bir şekilde, şeyi biliyorum hangi yazarda hatırlamıyorum ama çok disiplinli bir şekilde şeyi öneriyorum. Yani atıyorum kendinize 4 saat mi biçtiniz bunun için? 4 saat oturacaksınız o masada diyor. Kimi yazarlarda şunu söylüyor. Mesela Turgut Hoca'nın da önerdiği bir şey vardı. Hatta bu senaryo yazma kitabında da bir ara gözüme çarpmıştım. E, zaman zaman mola verip başka şeylerle e, biraz zihni rahatlatmaktan bahsediyor. Hı -hı. Ne yaparsanız hep, istersen klip izle diyor. Hı -hı. Ne yaparsan ama zihni rahatlat. O kalem sıcaklığını kaybetmeden tekrar otur, tekrar Hı -hı. dene gibi de bir öğüdü var onun da. Hı -hı. Açıkçası ben de güne erken, çok erken başlayanlardan biriyim. Ee, çocuğum da olduğu için hayatımı şimdi e, 9 senedir farklı bir şekilde planlamaya çalışıyorum sürekli. Ama benim için de <laughs> mesela şu var ki e, kimsenin uyanmadığı o çok erken saatlerde güne başlamak, yazdıklarımı tekrar kontrol etmek ya da yeni bir şeye başlamak beni çok rahatlatan bir şey. <laughs> evet. Bu aslında kişiden kişiye göre değişebilen bir şey. Hı hı. Yani hani başından beri zaten bizim programda da söylediğimiz gibi Google'a şu anda e, canınız ne istiyorsa herhangi bir şey yazabilirsiniz. Bir şey olmak hı hı. istiyorsunuzdur ve yazabilirsiniz. Ben bunu daha önce de söylemiştim. E, yine hatırlatayım. Yani çağımız bir şey yapma çağı değil, bir şey olma çağı. Yani e, işte yazar oldu ama bir yazarın bir yazar olabilmesi için bir şeyler yazıyor olması gerekir. Bir oyuncunun oyuncu olabilmesi için bir şeyler oynuyor olması gerekir. Hep böyle bir sıfatlarla beraber. O sıfatlar o kadar yukarıda ki artık. Çünkü her yerde profil fotoğraflarımız var. Her evet. yerde profillerimiz var. Bir tıkla bizim hakkımızda edinilebilecek bütün bilgileri aşağı yukarı edinilebiliyor. Burada işte düştüğümüz handikap. Tiyatroda veya sinemada biz bir eser yarattığımız zaman bizim karşımıza çıkacak seyirci hayatın bütün o zaten o. Nasıl denir? Düzeni içinde alışılmışının dışına çıkmak isteyen seyirciyi, sanata ihtiyaç duyan sanatla bir şeyleri anlamaya hı hı. ve e, belki de sadece eğlenmeye hı hı. ihtiyaç duyan insanlar olacağı için oralarda bizim daha özgür ve daha dürüst olmamız hı hı. gerekiyor aslında zihinsel olarak. Burada da o disiplinler anlamında işte hani Google'a yazdığın zaman işte yazar ne yapmalı? İşte not almalı, çok okumalı, <laughs> işte çok yazı yazmalı, mümkünse iyi yazmalı, daha mümkünse daha iyi yazmalı falan gibi bazı başlıklar var ve bunların ne kadar işlevsel olduğunu açıkçası hani dürüst olmak gerekirse ben akademik eğitimi bunun üzerine daha öncesinde çok amatör tiyatro geçmişim, hmm. amatör yazarlığım falan var. Akademik eğitimi aldığım için bizim aldığımız akademik eğitim asla hap değil. Yani hmm. 4 sene içinde hani tırnak içinde tabirimi bağışlayın hani çarpıla çarpıla evet. böyle hani kelime konuşarak, cümle konuşarak hmm. devam eden bir süreç hani Şimdi baktığım zaman mesela işte 10 günlük bir haftalık atölyeler var ve o atölyeler bir şey hı hı. iddia ediyorlar ve o iddiadan sonra ilginç bir şekilde tabii bunların maddi karşılıkları da oluyor hı hı. ve bir iddiada bulunuluyor ve o iddiadan sonra etrafta bir sürü yazar olmaya başlıyor. Hı hı. Bu kötü bir şey değil. Hani biz de burada bir süredir bir atölye hı hı. vermeye çalışıyoruz hı hı. ama şunu e, hani Neşe abla senin adına da söyleyebilir mi rahatlıkla yani öyle bir iddia hani bu atölye Tabii, bitecek ve bundan sonra şöyle bir şey yazılacak gibi bir iddiada bulunmamız zaten Hı -hı. mümkün değil. Ya bunu kimsenin kimseye bulunması mümkün. değil. Mesela Martin McDonagh diye çok sevdiğim bir tiyatro Hı -hı. yazarı vardır. O şey der. Ya yani nasıl yazıyorsun? Hani müthiş Tony ödülleri falan almış hı hı. bir yazar. İşte Yastık Adam, Spokane'de Eleveda ondan sonra gibi çok iyi oyunları var. Ee, ona da bakabilirsiniz eğer e, vaktiniz varsa. O şeyden bahsediyor. Ya ben bir yazarlık eğitimi almadım. Ben sadece hı hı. okumak istediğim gibi oyunlar yazmaya çalıştım. Şimdi evet. bu cümle çok basit bir cümle gibi görünse de aslında çok okuduğundan da bahsediyordu. Bir şekilde kendi yolunu ve kendi biçimini bulmuş bir hı hı. E, yazar var. İşte mesela e, bizde okul mesela ben de not defteri hı hı. çok kullanmam. Hani tabii ki not almam gereken bir şeyi not alırım. Bir yere çizerim. Bir hani storyboard bir önce bir hani matbu kağıtla çalışırım ama bu yöntemleri bulabilmek için işte hani Neşe abla e, hani farklı düşünüyorsa tabii ki ekte bu yöntemleri bulabilmek için denemek lazım. Yani mesela işte Neşe ablanın söyledi mesela 4 saat kalkmamak. Hı Gerçekten siz bir hafta 4 saat kalkmayıp 4 saat çalıştıktan sonra bunun size iyi gelip gelmediğini hissettikten sonra belki onu 6 saat yapacaksınız belki onu iki saate indireceksiniz. Hı hı. Sadece bu yöntemleri her ne yöntemse işte 50 tane yöntem diyelim. 50 tane fiziksel yazma yöntemi olsun. Bu iş ben şeyler falan gördüm ya. Bitki çayıyla yazın. İşte <laughs> ee, işte yazarken üzerinize e, rahat bir şeyler olsun. İşte şortla yazın ki zihniniz falan gibi yani e, bu, yani şu anda canlı yayında olduğumuz için açıkçası çok özgürce de gülemiyorum bunları. Hani anlayacağınızı düşünüyorum ama bunlar çok komik şeyler. Çünkü bu işin evet ticarileşmesiyle beraber aslında insanlar bir şey söylemek istiyorlar. Yani işte nasıl balzak olunur hep söylediğim. Bilmiyorum ki yani ben bunu bir de Balzac'a sormam lazım yani Rahmet Yani Balzak ben sen gibi yazmak istiyorum dediği zaman ne diyecek bana bilmiyorum. Ya da işte Dostoyevski'nin püf noktaları işte Dostoyevski hı hı. gibi roman yazmak için şunları 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 işte kumar borcunuzun olması lazım cart olması lazım. Hı hı. Yani bunlar artık bu ticarileşen yani ekonomi hı hı. üzerinden dönen ve her şeyin markalaşması insanların şahsiyet olarak hayatta böyle eee jeneriklerinin hı hı. olması yani herkes böyle bir sunum hı hı. dosyası haline hı hı. geliyor olması bir şekilde çünkü mecburuz biraz aslında sokakta hı hı. sürekli kendimizi bir şekilde anlatmaya, farklı hissetmeye, bir şey olmaya, e, neye inandığımızı veya inanmadığımızı anlatmaya ki bu noktada da işte beraber yaşama hı hı. meselesi de devreye giriyor. Burada böyle öneriler yapılırken temel hı hı. olarak şey atlanıyor. Düşünce. Yani evet Turgut hocamız hı hı. rahmetli ikimizin de hocası. Hı hı. E, yani Turgut Hoca o kitabı yazdı evet o e, müthiş öneriler bulunan kitabı yazdı ama o kitabı ne zaman yazdığı onu yazana kadar hangi bilgileri evet. doldurdu o bilgiler tecrübeler kendisi hoca hı hı. yani hangi öğrencilerle hangi sorunlarla hangi çıkmazlarla karşılaştı ve en sonunda evet Turgut Hoca'nın yazdığı kitaba diyebiliyoruz ki evet ya bu yani Nazan benim haddim değil o kitaba iyi hı hı. kitap demek şu yaşımda ama bir şekilde onun devamladığını görebiliyoruz. Evet. Ee, mesela sen anlatırken hakikaten işte şöyle yazın böyle işte kahvenizi alın, bitki çayınızı alın falan diye örnekler verirken şey aklıma geldi. Çok ünlü bir Hollywood senaristi işte küvette yazıyor çünkü çok ciddi sırt ağrıları var bir şey olarak hastalık olarak ve şey o sıcak su sırtını hiç ancak o şekilde yazabiliyor. Şimdi Hani herkesin kendini rahat hissettiği ya da verimli hissettiği bir saat, yer ve zaman var. Yani <laughs> e, dolayısıyla benim için buradaki tek kıstas kalemin soğumaması. <laughs> yani yazıyla olan mesafenin çok açılmaması benim için tek kıstas. Kimi işte üç saatte verimli olur, kimi bir saatte verimli <laughs> olur. Bu sizin tabii bir de nasıl bir hazırlık aşamasından geçtiğinize de bağlı. Hazır mısınız yazmaya? Yani o senaryo için yeterince hazırlık yaptınız mı? Artık e, diyaloglarını yazmaya, sahnelerini yazmaya hazır mısınız? Hı hı. Tek e, kıstas bence budur. Hı hı. E, kesinlikle bu e, temel olarak kişinin kendi yollarını bulmasıyla hı hı. alakalı aslında. E, bu yolları bulurken de e, olabildiği kadar denemek ve antrenmanlı olmak evet. lazım. Yani hem zihinsel hem de fiziksel olarak. Çünkü sadece ben kafamda e, bunları geçiriyorum hı hı. ve ben bunları kağıda koyduğum zaman... Ee, düşündüğüm gibi olacak gibi bir şey yok. Çünkü o yöntemde birçok şeye çarpacaksınız. Bu her zaman çarpmak, e, cesaretli olmak ve çalışmaya gerçekten e, devam etmek gerekiyor. Yani oyununuz için karakterlerinizi önceden çalıştınız mı? Tek tek ve çok detaylı olarak yazdınız mı? E, yöneliminizi belirlediniz mi? Temanızı, konunuzu, ayakları yere basar bir şekilde belirlediniz mi? Olaylar örgüsünü ilgi çekici ve mantıklı bir şekilde kurabildiniz hı hı. mi ve sonunda nereye gittiğinizi de biliyor musunuz? Final kısmı da bu işin çok hı hı. önemli. Yani şey senaryo ve e, özellikle oyun ve sena, e, film senaryoları için söylüyorum. Hı hı. Nereye gideceğinizi önceden bilmek de e, çok işe yarayan bir durumdur aslında. Hı hı. Yani yol emin olun yolda pek çok şey değişebilir. Hı hı hı. Ama bence yani benim için e, finali bilmek çok önemli. Beni çok rahatlatan bir şey. Nereye gittiğimi bilmek. Benim için de mesela ilk cümle <laughs> çok önemli. Ben hep ilk cümle hani seyirci karşısına çıkacak ve ilk cümle ne olacak konusunda çok kafa yorarım. Ee, bu hani temel olarak toparladığımız şekilde hani bugün daha karakter üzerinden konuştuk. <laughs> hani Bu e, yazma biçimi. Çünkü aslında düşünce konusunda birçok şey konuştuk. Hani Birçok e, kaliteli referansla bir şeylerden bahsettik. <laughs> Artık hani teknik olarak o yazma aşamasında ee, ne oluyor gerçekten hani çok mesela bazı yazarlar rahatlık daha rahat hı hı. yazmak isterler. Ben o yazarlardan mesela hani ben işte e, sınav döneminde ya da bir oyun yetiştirmem gerektiği hı. zaman e, bir kütüphanede çalışmak benim için çok zor olur. Yani ben daha evde ve kendi evet. ortamımda e, olmak isterim. Dolayısıyla bu sizin e, kendi kendinize bulacağınız e, yollar bunları aramaktan asla e, vazgeçmemeniz lazım buradaki temel şey az önce söylediğim yaşamda birçok tercih ve birçok yol var. Siz kendi eseriniz için bu yüzlerce yoldan, binlerce yoldan hangisini seçeceksiniz? Bunu kararını vermeniz çok önemli. Ve kendi kültüründen beslenmek üzerine konuştuk. Hakikaten yerelden evrensele gitmek en kıymetli şeylerden biri. Bu arada kendi çalışmalarımızdan bahsettik, nasıl çalışıyoruzdan da biraz bahsettik. Ben kendi karakter oluştururken kendi çevreme çok dikkat dikkatle bakarım ve mutlaka etrafımdan cımbızladığım çok şey vardır, yani biriktirdiğim cımbızladığım çok şey vardır. Pek çok insan tanıdığı insanları yazmaktan imtina eder ya da onu bir şekilde değiştirir, dönüştürür. Hı hı. Ben açıkçası çok faydalanırım. O not defteri olma e, duru halinden çok faydalanmış biriyimdir. Hı hı. E, bu arada... Sen pek taşımadığını söyledin <laughs> ama. Ben e, zaman zaman hı. taşıyorum. Bu arada küçük bir alerji sorunum var. Hiçbir şey olsun. Hepimizde bu mevsimde çok, çok, çok fazla olduğu için anlayabiliyorum seni. E, kitap tanıtımına geçelim. Tabii. E, ben bu defa e, oğlumun kütüphanesinden biraz <laughs> faydalandım. E, Roald Dahl isimli bir yazar var. Matilda'nın da yazarı. Çocuk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri. E, ve e, onun adına düzenlenen bir yarışmada, şey, yarışma diyorum onun adına düzenlenen bir şeyde yılın en komik kitabı ödülünü almış. E, ben Zavallı Değilim adlı bir kitap. Çok eğlenceli. Dokuz yaş grubuna tavsiye edebileceğim bir kitap. Bu arada Ozan'cığım sana bakıyorum hakikaten zorlandığını farkındayım. Zorlatmayın özür diliyorum. Jim Smith tarafından yazılmış. Martı Genç yayınlarından çıkmış. Hemen çevirmenine de bakıyorum. Eda Aksan. Çok keyifli çizgilerle oluşturulmuş bir kitap bu bir çocuğun okulda yaşadığı zorlukları eğlenceli bir dille anlatıyor. E, bu aralar artık çocukların dersleri bitti. O yüzden böyle eğlenceli kitaplar okumalarını tavsiye ederim. E, bir diğeri can yayınlarından çıkmış Vasconcelos'un Güneş Uyandırılma adlı kitabı. Daha önce e, şeker portakalını yazmıştı ve Zeze'nin macerası burada da devam ediyor. Önceden bir e, portakal ağacıydı arkadaşı bu sefer bir kurbağa ve biraz daha e, büyüme sancısı çeken bir yaşta. E, Zeze'nin maceraları da çocuklar için çok keyifli bir yol gösterici olacaktır. Aa, bu arada pardon can yayınlarından Türkçesi Aydın Emeç. E, tekrardan <laughs> e, sizlerden çok özür diliyorum. Bir alerji probleminden dolayı e, yayını biraz aksattıysam çok affedersiniz. Kesinlikle. Canlı yayın e, bazen olabiliyor. E, Deneyeceğim. Vatan Kurtaran Şaban ve Gogol'ün Paltosu diyeyim. Neşe ablacığım İkisi de Hemen, bildiği ben kitaplar. ben İlk yayınları izleyenler hatırlayacaklardır. İlk yayında, ilk yayınlarda heyecandan sürekli yutkunan, öksüren bir Neşe vardı karşınızda. Haldun Taner şüphesiz Türk tiyatrosunun en önemli yazarlarından biri. Keşanlı Ali Destanı, Vatan Kurtaran Şaban gibi pek çok önemli esere imza atmış, Türk tiyatrosunun da seyrini değiştirmiş. O dönem zaten bir şey yazar bolluğu vardı. Ne mutlu ki bize. Türk tiyatrosunda seyrini değiştiren yazarlardan biri. bir diğeri de Rus yazın tarihini etkilemiş bir yazar Gogol'un Paltosu. tiyatro oyunu okumanın size çok şey kazandıracağını Özellikle oyun yazmak isteyenlerin o dramatik mantığı e, anlamak için çok faydalanacağını söyle tekrar tekrar söylemek istiyorum. E, i̇lke kitaplarından çıkmış Türkçesi Cemal Süreyya. Ben hemen artık daha fazla özür dileyemem galiba. Çok affedersiniz de Google konusunda çok teşekkür ederim Meşe evet. Ablacığım. Tekrar alerji bastırmadan hızlıca bir şey söylemek istiyorum. E, Ece Hanım siz izliyorsanız tam sahibini hatırlamıyorum cümlenin ama hepimiz Gogol'un paltosundan evet. çıktık diye bir cümle vardır. Ee, müthiş bir e, eserdir e, ve <laughs> Gogol gerçekten Halil Taner'de hani vatan kurtaran Şaban benim için çok değerli bir oyundur. E, gerçekten hani gözlem yapmak nedir, kültürü evet. tanımak nedir aynı zamanda bu kültürün e, gelmesi gereken noktayı yani bir öneri sunabilmek ve bu öneriyi doğru örneklerle gösterebilmek açısından çok önemli iki eserdir. E, bu programın yavaştan bazı sağlık problemlerinden dolayı bir küçük sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta salı günü 17'de tekrar buluşacağız. Siz bu süreçte yine sorularınızı ödevlerinizi yazmak istediğiniz şeyleri. Yazdığınız şeyler üzerinden geri dönüşleri sizlere gönderdik. Umarım teknik bir problem olmuştur, hepinize ulaşmıştır. Bunların üzerinden siz bize geri dönüşlerinizi yaparsanız biz onları yanıtlamaya devam edeceğiz. Tekrardan ben kendi adıma çok özür diliyorum ve bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben de 20 Haziran'da başlayacak olan yazarlık atölyelerimiz için lütfen e mail adresimize CV ile özgeçmişlerinizi atmayı unutmayın diyorum. Bize katıldığınız için tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.